Arkadaşlar günaydın. Sabahın köründe Cemalettin'le beraber spora gidiyoruz. Bugün bir çekiş antrenmanı yapacağız. Şimdi Melih'i almaya geldik. Melih de birazdan gelir. Bu arada şunu söyleyeyim. Antrenman yaşamadan önce arkadaşlar yakında Amerika'ya gidiyoruz. Melih kardeşim bak 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 sensin bu. Bak gidiyorsun Melih. Hazırlan. Aa, gidiyorum. Uçağın kalkıyor Melih. Melih bak uçuyorsun. New York, Amerika uçuşuna açtılar. Onun da detayları yakında gelecek. Cemalettin'le beraber. Bakalım. Gözüm kapandı. Sınavın açılışına kadar biz yapıyoruz. Şimdi sınıf antrenmana geçeceğiz. İnşallah sesi iyi geliyordur. Bakalım. Antrenman denemesi 1. Led pull'dan'a başlayacağız şimdi. Led pull'dan, 2 set led pull'dan, 2 set de led pull'dan değil de bir hareket var. İsmini unuttum, bir adam göreceksiniz, onu yapacağız. Bugün deadlift'ten ben unuttuyum. Sabahın körüm deadlift. Bakalım. Düşürüyor, siyah pirinç yiyorlar. Allah Allah. Evet, tavuk yiyorlar, siyah pirinç yiyorlar. Siyah pirinç yiyor sürekli. Sürekli siyah pirinç salata, şey, biri tavuk yiyor, ya, çok az yağlı olan da bal. Yeah, yeah. MD, JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me so I call them acapellas. See I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I had this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah, MD, JPB. You already know, baby. Arkadaşlar şimdi 4 set led pull-down yaptık. 4 set led pull-down'dan sonra bunun ismi neydi lan yani? Rock pull-down mıydı ben? Kevin pull-down. Şimdi Kevin pull-down. Şimdi rock pull-down yapacağız. Yapıyoruz daha doğrusu. 4 set de bunu yapacağız. O zaman deadlift yapacağız. Günü özel tişörtümüzle giydik, atletimizle giydik geldik. Bakalım. Videoyu beğenmeyi, bakanla abone olmayı unutmayın. Tamam, bir çene pozu var hocam. Çene pozu. O nasıl oldu? Melih abimin ünlü şeyi. Yap bakalım. Artık fazla ağrı yapmayın. Form bozuluyor. İlk sette biraz bozuldu. Şimdi düşürdüm ağırlığı. Kanatları hissetmiyorsanız arkadaşlar. Hani net pull'dan olmuyor falan diyorsanız bunu yapın, inanılmaz bir hareket. Kanatlar yanıyor. Şu anda mı kalın? Geçen sene tamam video çekmeye yine başladık. Evet. Okuldan arkadaş işte Bilkent'ten. Bana yok şöyle yap, yok böyle yap diyor, tamam mı? Marketteyiz. Evet. Tripod alıyoruz, yanını çekelim atarız YouTube'a vloga. Açtım kamerayı, tam tripodtan bakıyor, konuşuyor falan, haberi yok. Açtım videoyu, konuştuk, kamerayı gördük, açıyor. Arkadaşlar bugün hakkı vermek için tişörtte giydik. Şimdi deadlift yapacağız. Ekibin deadlifti rezalet, herkes kötü yapıyor yani. Kendi adına konuşacağım.
Patladı. Yapacağız. Patlatacağız. Kritik şarkılarla inanılmaz ağır reddife devam. Oo, şarkı durdu lan bir anda. Yere başlıyor. Heh. Oradan omuza geçeceğim. Oy, hem de bir curl yap. Ananı satayım. İşte bir antrenman bitti arkadaşlar, hadi gidelim. Biraz ısınma. Sen biraz daha ısın. Sen termodinamik adamsın ya. Isına ısına. Geliyor mu? Patladı, geldi. Sen ne yap? Ben fıtığı ol. Diyemedi. Arkadaşlar kemer sıkın, bu işleri bırak. He? Amerika'nın gangsteri Cemal Trince. Çok rahat geldi, en az 3 tane çıkar. Müziğimiz iyi olsa daha çok çıkardı da. Cemaat nefes etti. Bir şey söyleyeceğim, elim çok kötü oldu ya. Nasıl oldu? Elimi şurası çok acı değil, tutamadım elimi. Çok rahat çıktı gene. İyi. Çok rahat, rahat çıkıyor ya. Ya. Bunlar 3 tane gelirse 152 ödeneceğim ama gelmez. Arkadaşlar, bench press'in 120 kilo, deadlift'in 120 kilo, böyle dünyanın... Oğlum bu... Ben farklı bir şey olacağım. Elini sık, dörtünü sık be. Ne oldu? Melih'i kaybettik. Yat, yere yat, ben seni yardım edeyim. İlk yardımcı mı? Arkadaşlar, madem artmıyor, sen atlanacağız. Ne artacak? Ya Erro, ya Merro. Miraç oldu, 140 oldu. Gene ağlama yapacak. Çünkü biz bunları kaldırıyoruz yani. Çoraplar merseriz ya. Sarı çoraplar içine. Elini sıkalım. 50 santim verilmiş. Hop! Destek taktiklerine yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Devam edelim.
tane yaptı yani. Cemal Trem'den tokat yedik. Oğlum böyle bir şey yok. Gözüm karardı en sonunda. Melek. Arkadaşlar şimdi 140 gelmedi. Bir tane geldi. 1,5 tane olacak, olmadı. Şimdi ne yaptık? Yeniden pehlivan göreceği olmazmış. 150 kilo yapıyoruz. Arkadaşlar Cemal Hocam'la körlüğünü yapmaya devam etsin. Niye olmuyor lan? Reklamcı bu adam ya. Reklam istiyor arkadaşlar. Yetkililere sesleniyor. Sponsor. Sponsor gelirse kaldıracağız. Gidiyorsa kaldırırsın. Hadi görüşürüz. Bas 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 bas. Oğlum ne oluyor lan sana? Çok rahat çıktı, çok rahat. Çok basit bir ağırlık. Bunlar yani buraya ağırlık yığmaları ellerim öyle mahvetti ki tam tutamıyorum bile. Hiç durdurmuyor. Arkadaşlar bugün sakatlanmaya geldik. Sakatlanmaya gitmek yok. Bura baksana be. Brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter. Arkadaşlar antrenman bitti ve geldik. Bitişinde bitiriş şeyi çekemedik. Antrenman izlediğiniz başlarda bayağı iyiydi. Yani sabah antrenmana göre bayağı iyiydim, enerjiktim. Enerjik değildim ama iyiydim yani, sıkıntı yoktu. Deadlift de her zamanki bizi bitirdi yani, standart. Şunu fark ettim, daha doğrusu fark etmedim, belli zaten. Yani deadliftim kötü ve bir yerde bir sıkıntı var. Ne sıkıntısı olduğunu hala söylemedim. Aslında sıkıntı şu, hani patlayıcı güç denen şey var ya, bende o yok yani. Bir anda alıp kaldıramıyorum. Bunu bench press'te çok iyi yapıyorum ve bu hala da artmaya devam ediyor yani. En son bench press'te 105 kiloyla 8 tekrar falan yaptım yani. Gittikçe artıyor işte, 110'la 5 tekrar falan yapıyorum. Deadlift'te bu olmuyor. Hani squat'ta da bir nevi oluyor gene. Squat'ta da bu artmaya başladı. 130 kilo, 120 kilo kemersiz yapıyorum. 5x5, 3x6, 3x8 falan. Cemalettin deadlift'i bayağı arttırdı. Geçen hafta 110 kilo yapmıştı 3 tekrar. Dedim bu hafta arttır. Ben o da gaza geldi, arttırdı. Hepsini yaptı, hiçbir fail olmadı. Bayağı arttırdı. Melih de zaten o zamanlar o da arttırmaya başladı. Aramızda bayağı fark vardı. Şu an aynı yapıyoruz hemen hemen. İşte ekip bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde. Yavaş yavaş herkes gelişmeye devam ediyor. Umarım hani herkes hızlı bir şekilde gelişmeye devam eder. 2021'e iyi bir şekilde gireriz. Tabii kendimden deadlift olarak ümidim olmasa bile görüntü olarak çok şey değişeceğini düşünüyorum bu önümüzdeki 2 ayda. Çünkü push pull legs programı bana bayağı fayda sağlayacak.
Neyse daha fazla uzatmadan şey yapacağım şimdi. Yemek falan yiyeceğim. Duşa gireceğim. Onların da göstermeye çalışırım. Ne yediğimi falan filan. Bir de dışarı çıkacağım. Eğer yapabilirsem şöyle bir şey yapacağız. Bir haftalık arkadaşlar yemeğimi hazırlayacağım yani. Bir haftalık bütün öğünleri hazırlayacağım. Dolaba koyacağım. Onları gün gün yiyeceğim hazır bir şekilde. Çünkü ben beslenmemi çok aksatıyorum. Mesela dün yani sabah yulaf yedim. Spora kadar hiçbir şey yemedim. Spordan geldim 6'da. Akşam en son yemeğimi 11'deydim ve 11'de yani neredeyse 2000 kalori falan aldım. Her şeyi bir anda yedim. 2500 kalori falan aldım. Bayağı kötüydü. Bu yüzden hani beslenmeyi kötü yapmam beni bayağı kötü etkiliyor. Bunu bir şekilde düzelteceğim. Yapabilirsem dediğim gibi bir haftalık öğünleri hazırlayacağım. Dolaba koyacağım. Gün gün onları yiyeceğim. O yüzden belki bir market alışveriş videosu gelebilir araya. Hiç belli olmaz. Ya da bir haftalık öğünümü hazırlıyorum diye bir video gelebilir. Bakalım. Beklemede kalın. Birazdan görüşürüz. Yine bilgisayar başında videoyu bitiriş yapıyoruz. Ne yaptım? Spordan geleli 2 saati geçti ve hala yemek yemedim. Her zamanki gibi yiyemiyorum. Şimdi 5 tane yumurta haşlıyordum. Bir tanesi sizlere ömür. Soyarken yarısı paramparça oldu. Çünkü yumurtayı tam haşlayamamışım. Biraz erken almışım. Ya da geç almışım. Tam çözemedim. O yumurtanın birisi çöpe attı mecbur. 4 tanesi burada şu an önünde duruyor. Üstüne tuz attım. Karb olarak yulaf yemem gerekiyordu. Yemedim. Onu da canım hiç istemedi. Gittim yarım ekmek yedim. Hatta size şöyle göstereyim de kahve yaptım. Kahve içeceğim. Onu da öylesine yaptım. Şöyle göstereyim. Burada 4 tane yumurta var. Şekilleri mekilleri kaymış gördüğünüz gibi çünkü olmadı. Bunu yiyeceğim. Bir Türk kahvesi var. Şurada da bir sütlaç var. Fırında sütlaç annem yapmış. Onu yiyeceğim. Karb niyetine. Bilmiyorum daha şimdi buna bu videoya ekip şey çeker miyim bilmiyorum. Yatak falan darmadağınık. Şimdi bunları dışarı çıkacağım. Arabayla bir kaçış var. Onları yaptıracağız. Eğer dediğim gibi çekebilirsem bir haftalık yemek hazırlama videosu çekeceğim ve aldığım şeyleri falan göstereceğim. İşte bir haftalık yemek kaç para tuttu falan bunları göstereceğim. O yüzden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi görüşürüz.